Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Buralara her nedense kış gelmiyor arkadaşlar. Muğla'nın Marmaris ilçesindeyiz. Konuk olduğum yaşam hikayelerinde görüyorum ki ve dinliyorum ki çevremizden, gelen yorumlardan da görüyorum. İnsanlar kendi kendilerine aslında düşman aramaya gerek kalmadan kendi kendilerine hayatlarına kış getirebiliyorlar bazen. Bazen aradığınız mutluluk çok ilerlerde olmayabiliyor, çok dibinizde olabiliyor. Şimdi yeni yaşam hikayeleri çekiyoruz. Burada benim yapmak istediğim aslına bakarsanız şu. Biz elbette buralarda, bu bölgede yaşadığımız için fazlaca, sıkça buralardan videolar geliyor. Bunun açıklaması tamamen bu. Olur da imkanımız olursa elbette Muğla'nın dışına çıkıp yeni yaşam hikayeleri çekmek isteriz tabii ki. Şimdi yeni bir hikayeyle karşınızdayım. Bir yerlerde okumuştum. İnsan öldürmeden katil olanlar var, umut öldürenler var diye böyle bir aklıma çalınmıştı. Umudunuz sönmesin diye ben de merak ettiğim konular dahilinde bu yaşamlara konuk olup ama kamerayı da açtığımda videolaştırıyorum ya, siz de onu izliyorsunuz ya, işte tam da orada istediğim şu. Akla kapı açmak, iradeyi elden almamak. İrade sizin. Ben burada olanları gösterip sizlere bazı yaşamları, bazı gerçekleri, çünkü burada bir sıkıntı yok, bir yalan yok. Gerçek hikayeler. Onları izleyip hataları en aza indirip, riski en aza indirip yöneliyorsunuz ya, yöneleceksiniz ya. Buna bayılıyorum. Aklı olanların, samimi olanların, yaşam enerjisi olanların, uyumlu ve anlayışlı olan insanların toplandığı kanalımız olduğu için ben çok mutluyum. Videomuz başlıyor. Bu arada çocuk niye dışarıda diye sormuyorum. Tamam. Kafası çok güzel çünkü. Ama güzel yani, sıkıntı yok. Merhabalar efendim. Atlas. Atlas bebek ve Mimi ile tanıştırıyorum sizi arkadaşlar. Onların yuvasındayız şu anda. Joe hanımefendi de oradan çıktı. Orası neydi bu arada? Orası benim odam oluyor. Stüdyo. He, tamam. Şimdi evi gezeceğiz arkadaşlar. Güzel bir anda içine girdiğimiz bir hikaye oldu. Her zamankinden planların dışında bir hikaye oldu. Joe'la da tanıştırıyorum sizi. İngiltere'den geldiler. Burada yaşam kurdular. Hemen anneannesi üstünü örttü. Evet. Nasılsınız? İyiyiz. 15 yıldır Türkiye'de yaşıyoruz. İngiltere'den geldi annem buraya. Tatil amaçlı gelmişti ilk başta. Sonra burada yaşamaya karar verdik. Senin Türkçe biraz daha iyi evet. Tabii. Sen burada evet. Burada okudum. İngiliz edebiyat öğretmen. Nerede yaptınız öğretmenlik Türkiye'de? İzmir MEF Koleji. Evet. Bilkent, özel lise, İzmir Meriton Koleji. Evet. Ama 2 sene Vietnam'da getirdi. Gittik. Evet. Tamam. 2 sene okay. Vietnam'da gitti. Çalışıyor orada. Avrupa okulda. Evet. Ama Türkiye'ye döndü. Sonra Türkiye'ye geldi. Bir evet. Türkiye sevdası vardı. O tatille mi oluştu? Oraya tatile mi geliyordunuz? Evet. Evet. Biraz yürüyelim diyeceğim ama metrekaresi çok az. Ben hep yürürüm videolarımda. Tamam. Yürüyebilirsiniz. Şöyle biraz yürüyoruz ama etrafı da göstereceğiz. İzin verirseniz tabii tamam, ki de. Tamam, evet. Problem yok. Turizmden önce herkes burada oturdu. Küçük ev bakıyorsun. Hı. Oralarda. Her yer. Ama turizm geldi. Yavaş yavaş herkes oraya indi. Ama bu normal değil mi? Evet. Normal. Ama çok enteresan çünkü hep kadın deniz kenara. Kızlara evet, evet. Okay, evet. Erkek burada verdi çünkü. Daha değerliydi. Evet. Şimdi tam tersi çok oldu. Çok zengin kadınlar senin yedi. Evet doğru. Peki kaç yıldır? 15 yıl demiştin 15. Değil mi? Evet. Beyefendi nerede? Bitti. Boşandı. Evet. Okey. Evet. Senin çocuk bitti. Var. Ya, o da bitti. O da bitti. Anne kız yaşıyorsunuz evet. Burada. Evet. Emeklisiniz. Ha, bir de büyük kız var. Armutalan'da. Armutalan'da. O da burada. Evet. Türkiye'de. Türkiye nasıl bir yer? O zaman şöyle hem yürüyelim. Türkiye size göre vazgeçilmez bir yer mi? Hayatınız sizi buraya mı sürükledi de böyle mi oldu yani? Yürüyeceğiz, böyle döneceğiz. Biz sürükledi diyelim. Sonra işte burası hani insanları çok daha iyi olduğu için, daha güzel, güler yüzlü oldukları için burayı tercih ettim. Güler yüzlüyüz, tamam. Bir şeye ihtiyacın olunca hani hemen gelirler. Orada öyle bir şey yok mesela.
Yani herkes öyle koşup gelmez. Mesela burada bir şeye ihtiyacı olayım mı hemen komşuya sorup verirler. Verirler diyorsun. Bu güzel bir şey sizin, evet, yaşamanızda. Evet. Nasıl kıracağını biliyorsun değil mi? Yok, yapmıyorum bak. Çünkü çok zor. Dişini mi kırıyorsun daha çok? Badem. Badem çok seviyorum. Taze badem ve biraz sonra çağla. Buyurun. Gelecek. Nasıl yaptı? Peki şunu yaptırmışsınız, kış bahçesi bu arada. Evet. Mesela evet, burası şimdi daha taş, Selim Yer'in merkezine 10 dakika falan uzaklıkta, evet, burası. Aha. Değil mi? Şimdi bunu yaptırırken falan zorlandınız mı mesela? Yok, geldiler. Hepsi geldi yaptırırken falan. Geldiler. Bir problem yok. Hiç. Problem yok. Normal. Ama olabilirdi de yani. Evet, olabilirdi, evet. Olabilirdi. Evet. Her yerde var. Şimdi siz burayı bu haldeyken mi satın aldınız? Ben duramıyorum abi yerimde. Yani böyle yürümem lazım, şey yapmam lazım. Siz bu haldeyken mi satın aldınız? Yok, hayır. Normalde şurası depoydu. Benim mutfağı, evet, çevirdik. Gelin bakalım. Güzel, benim için keyifli bir video oluyor arkadaşlar şimdi. Herkesin yaşamı farklı. Herkesten alacağınız bir şeyler var ya. Yani böyle dikkatlice izlemenizi ve keyif alarak izlemenizi rica ediyorum. Tavsiye ediyorum. Buraya girelim mi? Tabii girebilirsiniz. Bugün temizliyoruz. Önceden oda mıydı burası? Depo olarak kullanıyordu. İlk aldığımız kişi balıkçıydı. Burayı depo olarak kullanmıştı. Burada kapı duvar yoktu yok mesela. Evet. Burası sadece duvardı. Aha. Buraya işte kapı yaptılar. Buraya da böyle bir mutfak yapmayı tercih ettik. Çünkü önce sadece mutfak salon orada. Şimdi daha büyük salon. Hı hı. Ve mutfak var. Peki. Evin o tarzı böyle olmasaydı tam sizin yaşam tarzınıza göre mi uydu burası? Böyle uygun mu sizin için? Böyle güzel mi kullanım, evet, işlevsel olarak kullanım olarak? Güzeldi. Böyle güzel, böyle uygun değil mi? Evet. Size uydu. Evet. İnsan böyle bulunduğu yerin şeklini alıyor değil mi? Evet. Değil mi? Evet, bayağı alıyor. Özellikleri alıyor, alışkanlıklarını. Mesela gelen ustadan bir şey öğreniyorsun. Evet. O senin alışkanlığın olabiliyor falan. Artık siz Türkiye'lisiniz, Marmara'sınız. Evet. Peki en Türkiye'li davranışınız ne sizin mesela? Tamam, torun seviyorum. En Türkiye'li davranışınız ne mesela? Ya bilmiyorum, çok değişiyor. İnsanlar da şaşırıyor bazen, benim konuşma tarzım olabilir. Sen gayet Türkçen iyi. Evet. Tamam. İnsanlar şaşırıyor işte. İlk bir yere girdiğim zaman İngiliz veya yabancı sanıyorlar. Giriyorum Türkçe konuşunca, aa sen Türk müsün diyorlar. Bayağı şaşırıyorlar ama güzel bir şey oluyor. Senin en ait hissettiğin özelliğin ne mesela? En, ya Türkiye'den şu özelliği aldım. Tam bilmiyorum. Tamam. Çünkü bayağı bir buradayım. Tamam. Tamam. Kim yapıyor bu etleri çok? Yemekleri kim yapıyor? Yok, bu yapıyor. Annem yapıyor yemekleri. Evet. Ne yapıyorsun mesela yemek? Yemek. Keşke. Keşkek yapıyor. Oo. Evet, keşke çok seviyorum. burada öğrendiğim bir yemek. Evet. Aha. Genel Hindistan yemek. Türk mutfağı. Türk mutfağı, Hindistan mutfağı. Keşkek başka ülkede karşılaştın mı? Vietnam'da falan karşılaştın mı? Buna benzer bir şey. Evet. Güzel, tamam. Buraya da böyle girebiliyor muyuz? Girebilirsin. Tamam, buyurun. Anneanne torun seviyor. Bir taş evin içindeyiz. İlk aklıma gelen soru, yalıtımı nasıl? Kışın nasıl? Üşüyor musunuz? Yazın nasıl? Yanıyor musunuz? Yazın, Işığı var mı buranın bu arada? Yazın güzel oluyor çünkü hani taşlardan dolayı soğuk tutuyor. Hani taşlar içeri soğuk tutuyor. Evet. Serin oluyor. Serin. Aha. Çünkü gölge var. Şimdi burada ilginç detaylar var. Ev dağınık, bir anda geldik biz. Evet. Dağınık olması çok önemli değil. Biz onu takmıyoruz. Sizin tamam, sorunuz yoksa önemli değil. Evet. Taş evin içindeyiz. Şimdi evet. Bunu siz vardı bu değil mi? Vardı. Bunu normalde tamam yapan beyefendi gemiciydi. Evet. Gemi usulü yaptı burayı. Evet. Burada da bar vardı. Gemiden hani bar yapmışlardı. Her yer ondan aşağı. Çok özel bir şey ya. Evet. Ama değişti. Aynı zamanda şey de kullanmış. Yani depolamayı da kullanmış. Evet. Şunların üzerine bir şeyler koyulabilir. Evet. Şundan üzerine bir şeyler koyuyor ve kitaplığı da yapmış aynı şekilde. Soba gayet iyi, çok ısıtıyor içeriği. Çünkü çok büyük bir oda da değil. Şunun üstünü kullanıyorsunuz değil mi normal soba gibi? Yok, çok kullanmıyorum. Bir şey koyuyor musunuz ısıtmak için falan bir şey? Kuzindeyim. Yani ısıtmak için falan bir şey olmuyor mu? Yok, genelde çok küye koymuyoruz. Buralarda giyinme odaları falan gibi bir depo şey mi? Depo var. Depo var. Bir de yatak odası var. Girelim mi? Banyo. Gene yoka mı yoka? Aha, gelebilirsiniz. Okay. Şurası böyle küçük bir banyo. Şöyle en azından ne olduğunu, kapılar çok kıymetli ama ya, kapı çok güzel ya. Böyle şey gibi, saray kapıları gibi. Büyük.
Evet. Bir tane motifle kapıyı nasıl değiştiriyor? Mesela düz bir kapı olsa, şurası şöyle, sadece bunlardan ibaret olsa, bir tane motif nasıl kapıyı değiştiriyor, değil mi? Katılıyor musun bana yoksa? Katılıyorum. Ben öyle söylediğim için yok, ben... Yok, katılıyorum. Biz bunların şeylerini çok seviyoruz zaten. Değil mi? Yapışını. Burada böyle bir... Küçük bir depo. Ufak depo. Yine etrafı taş. Burası... Burası da yatak odası. Yatak odanız. Tamam. Sen torunla ilgileniyorsun daha çok. Daha çok annem ilgileniyor, sen mi? Daha çok annem ilgileniyor bu arada. Peki burada... Siz kendi o can sıkıntısı demeyeyim de hani o kendinizi nasıl eğiliyorsunuz, ne yapıyorsunuz işte evin içindeki işlerinizden sonra ne yapıyorsunuz arkadaş evet, ortamınızda? Ya Selimiye'ye iniyoruz, orada kışları bazı açık yerler var veya Marmaris'e gidiyoruz. Arabanız var zaten ihtiyaçlarınızı. Evet, Selimiye 10 dakika aşağıda. Evet. Peki sizin yurt dışındaki, Avrupa'daki, İngiltere'deki arkadaşlarınız sizin yaşamınızı merak ediyor mu burada? Evet. Arıyorlar mı? Yaz zaten geldim kaç tane arkadaşı görmeye. Ama kışın yok. Sevdi tabii kışın. Kışın zaten kimse herkes gelmiyor. Şu güneş var ya, şu güneşi merak ediyor herkes. Ama çok güzel güneşi değil seviyor. Mi? Evet evet. Peki Ocak'ta. Burada ya, etraf dolmaya başlamış yavaş yavaş. Evet. Siz geldiğinizde var mıydı kimse burada? Yok. Mesela arkamızdaki evler yoktu. Önümüzdeki evlerin birçoğu yoktu. Yani. Yürüyüş yapıyorsun. Evet. Ama çok özel tarihli bir yer burada. Tarihi eser bir yer oluyor burası. Tarihi bir yerde oturmak. Amfiteyatro var orada. Kale. Onlar sizin dikkatinizi çekiyor, ilginizi evet. çekiyor değil mi? Böyle bir yerde olmak sizin için değerli değil mi? Evet, çok evet. Şu kafanızı çevirdiğinizde şu dağların arasındasınız. Çok kıymetli bir şey değil mi? Evet. Oraya aşık olarak zaten böyle bir ev aldı. Manzara. Sabah evet. uyanıyorsun, manzaram bu. Evet. Ses yok, bir şey yok. Manzara tamam, çok güzel. Bunun böyle sürekli olması, yıllarca aynı şeye bakıyorsun, manzaraya bakıyorsun. Sürekli olması, sürekli sizin hayatınızda olması bir bıkkınlık verir mi? Yok, vermez. İngiltere'ye gidiyor musunuz ara sıra? Çok gitmiyoruz. Çok gitmiyorsunuz artık. İhtiyaç duymuyorsunuz yani. Evet. Allah, çok ilginç bir şey değil mi ya, değil mi? Yani doğduğun yerle mutlu evet. olduğun yerin farkı iki ülke oluyor bazılarının hayatında. Başka birilerinin hayatı da oradan ayrılamam diyor mesela doğduğu yerden. Çok ilginç bir şey ya. Evet. Ama benim ev İngiltere çok güzel. Büyük bahçe var. Ama her zaman baktım. Çünkü yağmur geldi. Hiç dışarı çıkamıyordum. Çok az. Ya insan şey mi oluyor, o yağmur bir kasvet yapıyor evet. herhalde. Morali bozuk oluyor demeyeyim de. Suratlar düşük evet. oluyor. Evet. Senin yanında biraz gördüğün insan soğuk. Da soğuk oluyor falan gibi bir şey mi oluyor? Herkes evde kalıyor, dışarı az. Torun hiç düşürmüyorsun kucağını. Bu torun sevgisi herhalde uluslararası değişmeyen bir sevgi çeşidi herhalde değil mi? Benden daha çok torunum seviyor. Ablamkiler de öyle. Ablam çocuklarına çok bayılıyor. Onda kaç tane var? Onda iki tane kız var. Atlas. Evet. Şu bahçeye sahip olabilmek için şu kadar metre. Senin durduğun yer kadar bir metrekareye sahip olmak isteyen milyonlarca insan var. Bu bahçenin keyfini nasıl çıkartıyorsunuz? Valla genelde daha çok oğlum çıkarıyor. İşte pusetiyle gezdiriyorum veya annem gezdiriyor. Bahçede şey iş yapıyor annem. Ana köy köşe dedi. Oh Joe, çok beton. Evet. Çok kim diyor onu? Köydeki insanlar diyor. Bizim komşular. Çok beton diyor çok yani. Çok beton. Daha çok bahçeniz olsaydı hani marul, sebze, meyve evet. falan. Onlar ne diyorsunuz peki siz? Cevabınız ne? Yetişiyor bize. Biz zaten çok şey yapan insanlar değiliz. Yeter. Ekmeği, biçmeyi ne yapan insanlar değilsiniz? Seven veya isteyen. Evet. Ya ihtiyacımız olsa alırız evet. diyorsunuz. Tamam. 10 dakika sonra aşağıdasınız zaten. Ha, kahve. Hem kahve var hem kahveyi bizim kameraman sevmiyor. Ben kahveyi alayım tabii o zaman. Ki. Portakal suyunu da o alsın. Bize yaptın değil mi? Evet size. Teşekkürler. Yabancı olarak Türkiye'de buralarda. Bu arada güzel anlıyorsun beni abla, bakıyorsun böyle ya. Güzel anlıyorsun beni. Türkçem yok dedin ama yani güzel anlıyorsun yani. Böyle insanların hiçbir uç nokta gözetmeksizin herkesi kucaklaması çok yüksüz bir şey, çok keyifli bir şey yani. Evet. Anlatabildim mi? Evet. Uzun cümle oldu. Din, dil, ırk, hiçbir şey, siyah, beyaz. Bu çok güzel bir şey. Başka detaylar, başka konular, başka bir şeyler. Onları bir ilgilenmiyoruz yani. Size nasıl bakıyorlar mesela burada bir... Bakkala, markete indiğinizde?
15 yıldır burada olduğumuz için herkes beni tanıyor. Mesela annem ben küçükken hani sarışın nerede derdi. Herkes beni gösterirdi. Sarıcadı. Yani sarıcadı. Sarıcadı derlerdi bana eskiden. Veya civciv derler. Herkes hani kollarını açıyor. Hani kimse ayırmıyor. O orada, burada. Kimse ayrım yapmadı. Herkes bakıyor. Selimiye yazın burada... Biraz şöyle gidelim ya, yürü. Ben duramıyorum ya. Benim ağzım görüyor. Ben yürümem lazım videolarımda ya. Şey, şimdi bu arada yeşilliklere gireceğiz. Bu neydi? Kumkuat. Aa, güzel. Koparıyor bir tane. Tabii. Evet. Tamam lazım. Her yerden bir tane hatıra olması lazım. Tamam. Şimdi ne soracaktım ben? Selimiye yazları dedim. Ha, Selimiye yazları evet, çok yazları. Kalabalık oluyor ya turistlerden dolayı. Evet, çok fazla. Ne oluyor o zaman? Ne hissediyorsun? Bunalıyoruz biraz. Ama çünkü... buraya ikisi tepedesiniz. Tepedeyiz ama hani mesela yazları orada eğlence oluyor, canlı müzik oluyor. Hani gitmek istiyoruz ama o kadar insan var ki yürünmüyor yollarda. Bunun çözümü yok, kusura bakmayın. Tatile geliyor insanlar. İnsanlar sıkılıyor. İnsanlar daralıyor. Ülkelerinde tatile geliyorlar. Evet. Dışarıdan gelen arkadaşlarımız da var, evet. Sizler gibi. Tatile geliyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu arada sizin veya çevrenizde olabilir. İzleyiciye... anlatana veya Murat bundan çok keyif alır dediğiniz hikayeler varsa Muğla'nın dışına da çıkmak isteğiyle bunları bize sosyal medya hesaplarınızdan bildirirseniz çok sevinirim. Biraz Muğla şivesi artık biraz öğrendin mi? Meli, biraz. Ne yaptırın? Ne yaptırın komşu? Ne yaptın? Bilmem. Güzel, güzel, keyifli ama değil mi? Bizim dilimiz evet. Güzel. Eki kullanıyorlar. Endeki? Evet. Endi gösterirken böyle. Her şey, her kelimeler ki. Bilmedin ki. Ki. Her zaman ki ama yanlış. Ama bu çeşitlilik çok güzel değil mi? Her yerde ayrı şive var. Evet, her yerde ayrı doğru, tat var. Doğru. Bu kış bahçesi ne kadar güzel oldu değil mi? Sizin işinizi gördü. Evet, sıcak tutuyor içerisini. Sıcak. Çalışabilirsin burada belki. Evet. Al depta bunu çalış. Ama sokak kediyesin. Hep genelde sokak kediler kalıyor içeride. Annem oraya küçük bir yuva yaptı onları. Bir tane pomeryan var. Bu nereden geldi? Vietnam'dan geldi. Vietnam'dan geldi. Evet. Değil mi? Aslında bunlar şey olur ya böyle koruma içgüdüsüyle çapını bilmeden bağıran tipler. Yani böyle hemen böyle korumaya çalışır ama bak işte bize şey yapmadı. O size yapmaz ama ben anneme yaklaşırsam ve elimi kaldırırsam o zaman yapıyor. Deneyelim. Aha. Deneyelim. Evet. Şimdi yapmaz. Yapmaz mı? Yapmaz. Tamam neyse. Peki. Evet, şeylerle ilgileniyor musunuz? Sizin şu kadar bir yeşil alanınız var kenarda. Evet. Nasıl böyle gözün gibi bakan tarzda mısın? Şöyle sabah kalktığında ya dur bakalım şunlar ne olmuş falan gibi misiniz? Nasıl? Annem genelde sürekli rengarenk yapmaya çalışır. Sürekli gider başka çiçekler alır. Tamam. Ama bu sene çok kestim. Evet. Çok şey istemiyorum. Küçük ya. Özel istiyorum. Özel şeyler olsun. Evet. Evet. Bulunmayan, evet. Az bulunan, nadide evet. Şeyler ne varsa onları dikmek istiyorum diyorsun. Aa burada bir şey var. Bak kaktüs. Nasıl çıkmış buradan böyle? Evet. Mimi sen benim yanıma gel ya, anne torunla ilgili. Tamam. İlginç bir şey değil mi ya bu, baksana. Buralarda hem saksı böyle, o da oradan yol bulmuş çıkmış yani. Aslında çok suyu seven bir şey değil kaktüs ama. Yok suyu seven bir şey değil. Zaten şu şeylerin içinde de çok kaktüs var. Şu yandaki. Şunların içinde evet, değil mi? Evet onların içinde de çok var. Bir tane büyütünce zaten sürekli yanlarına çıkıyor. Şu ne ağacı bu arada ya? Sakız ağacı falan mı? Badem ağacı. Badem ağacı. O kadar ağaç görürsen anlayamazsın Murat işte. Ağaca sarılma diye bir akım var biliyorsunuz değil mi? Yok hayır bilmiyorum. Ağaca sarılınca aldığın haz... Onu biliyor musun biraz? Yok. Öyle bir şey mi var? Öyle mi diyorsun? Öyle mi bakıyorsun bana? Son Meksika'da falan gördüm bunu. Aha, in touch with nature. Ama zaten de öyleymiş. Doğa daha yakın. Evet. O ağacın da, iki ağacın arasında bir etkileşim, bir evet. İletişim var zaten yani. O türü mantarı konusunu işlerken görmüştüm onu ama... Ama sonuçta finalde canlı ben seviyorum yani. Evet. Ağaç varsa biz varız. Evet. Ama eğer bulamazsak şunlardan birine sarılabiliriz. Seni ya yakacağım abi. Akşam. Tamam. Bunlar yani. Benim mi? Peki. Aa, ne kadar değişik bir video oldu ya. Böyle bir anda planlı değil. Ama sizin böyle yüzünüzün gülüp de beni karşılaması çok güzel bir şey. Her çok zaman. Değerli. Şimdi... Burada da soracağım bir şey var. Bu arada son zamanlarda bu yapılarla bir de çok sorular geliyor arkadaşlar. Yani işte prefabriktir,
Yutong'dan ev olur mu? İşte gaz beton biliyorsunuz. İşte prefabrik olur mu? Ahşap olur mu? Son zamanlarda çektiğim videoları biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bekletiyorum, kusura bakmayın. Konudan konuya geçiyorum. Çok sevdiğim, çok son zamanlarda ilgilenmeye başladığım bir konu haline de geldi. Bu taşların şu bordo oluşu eve başka bir hava katmıyor mu ya? Evet. Zaten biliyorduk diyor. Evet, yok katıyor yani. Değil dışarıdan mi? Baktığın zaman sade bir renk değil. Rengarenk şu an. Bu, evet, bir dizayn bu. Evet. Buradan da taş çıkıyor. Tabii çok taş çıkıyor. Şurayı çevirebilir misin abi? Mesela yan tarafta bakar mısın? Kocaman bir taş kütlesinin belki kaç bin yıllık yani. İçinde çevresinde yaptığı bir ev var yani. Evet. Değil mi? İlginç bir şey. Taşlık bir bölge bu arada arkadaşlar. Hep taş yer alalım. Yerden de çıkıyor evet. Zaten evet. Yerde de görmüştüm. Yarısı buradan çıkmış, yarısını almış taşları etrafını falan çeviriyordu. Güzel bir palmiyeniz var burada. Evet. Konuşuyor musunuz her sabah bununla? Yok. Senin gibi deli değiliz. Ona dikkat. Buna sarılmaz değil mi? Güzel, yerlerin taş olması. Sonra hastaneye böyle düşünmüş. Gideceksin. Efendim? Hastane sonra hastaneye gideceksin. Aynen, doğru. Kirpi yiyen köpekler gibi. Evet. Ay. Bir sakin ol ya. Tamam, böyle bir yaşamımız var. Peki insanların bilmediği ama sadece sizin bildiğiniz ne olabilir? Sizin söylediğiniz, insanların bilmediği veya merak ettiği ne olabilir sizin bildiğiniz ama söylemediğiniz ne olabilir? Beni anladınız mı? Nasıl bakıyorsunuz? Anlamadım. Sen beni anladın mı Mimi? Is there anything you want to say that you think that no one else knows about something like this? Hayır. Aslında soruyu ben açmam lazım. Evin altına hazine geldik biz gizlice. Peki şehirler, şöyle açıyorum konuyu. Tabii. Şehirlerde yaşayan insanlar var. Çok hızlı akıyor yaşamlar biliyorsunuz. Evet. Ve insanlar çok daraldığı, sıkıldığı için artık yavaş yaşayan yerlere göçmek ve taşınmak istiyorlar. Sizler de o hayatta yaşayan insanlar olarak o aşamadaki insanlara onların bilmediği, sizin bildiğiniz ne söyleyebilirsiniz? Some places don't have water. Bazen ev yapıyorlar ama su yok. Büyük su problemi var burada. Çünkü çok kişi geliyor yazın. Çok ev yapıyorlar ama elektrik kesiyor, yetiyor. Su problemi var. Başka bir sorunun cevabı ama güzel cevap oldu. Evet. Her yer aynı burada. Ama o farklı problem geliyor. Çok badem ağaç var. Önce, 10 sene önce her yer Şubat, Mart çok güzel. Çiçekler her yer. Ama yavaş yavaş o da yok oluyor. Gidiyor, ev yapıyor ya da yağmur yeter değil şu anda. Yeterli değil. Evet. En sevdiğiniz ay hangisi? Dönem hangisi? Yılın? Türkiye'de? August. Hepsini seviyorum. Ağustos değil. Ağustos değil. Ağustos hariç hepsi. Yok, Ağustos. Eylül, Ağustos ayları. Çünkü herkes buradan yavaş yavaş gittiği için artık köydeki insanlara kalıyor. Sessiz oluyor. Eylül, Ekim. Eylül, Ekim. Ekim, Kasım. Evet. Çok fazla sıcak. Sıcaklıklar da geçiyor yavaş. Ama deniz güzel. Denizi seviyor musunuz? Evet. Bu arada oturduğunuz mahallenin de bir sürü koyu var. Kusura bakmayın yani. Evet. Niye öyle? Büyük havuz gibi. Her yer su. Evet. Sahneyi iyi kullanıyor musunuz? Burası bir sahne. Bu yaşama geçtiniz. Hı hı. İyi kullanıyor musunuz sahneyi? Evet, sürekli. Geziyorsunuz, koylara falan sürekli, gidiyorsunuz. Evet. Ya, nasıl düşünüyorsun bizim ev? Güzel. Bizim yer, bizim köy. Hoşuma gitti. Evleri gördüğüm zaman, içinde yaşayan insanların yüzünü gördüğüm zaman da ayrıyetten güzel düşünüyorum yani, mutlu oluyorum yani. Hı hı. Kim olursa olsun. Ya burada tabii konuşulması gereken bence şey var. Hani nerede oturursan otur, böyle komşuluk önemli ya. Evet, doğru. İnsanlar yalnız kalmak isteğiyle o insana ihtiyaç olma durumunun arasında takılıp kalıyorlar bence. Yanlış kararlar verdiği nokta o. Doğru. Komşuya ihtiyacı var ya insanın yani. Komşu var. Bir kadın Belçika'dan, bir kadın Almanya'dan, İstanbul'dan kişi. Köy kişi biliyorum çünkü çok yazın buraya geldi. Ama belki benim daha yakın arkadaşlar. Şehirden. Evet. Bu sene, ilk sene ben oturdum burada yaz, kışın. Evet. Umarım daha iyi Türkçe olur. Öğreneceğim. Olur. Daha kolay konuşacağım. Daha iyi Türk kendini arkadaş. Anlatacaksın. Evet. Peki şöyle, yani tabii etrafımızda çok bu şekilde
insanlarla iletişim kuramayan, dönenler, bulunduğu yeri terk edenler, çok basit sebeplerle falan. Hani biz bazı durumlarda bunlara üzüldüğümüz için tabanında tamamen bu yatmıyor ama Ege Dayanışma Grubu diye bir şey kurduk, bir platform kurduk. Aha. İnsanlar orada birbirleriyle tanışsınlar. Ondan sonra riski en aza indirerek bir şeye ihtiyaç duyduklarında ulaşabilsinler doğru kişiye. Ve yaşadıkları yerlerde daha eğlenceli geçsin vakitleri falan diye böyle bir şey kurduk. Ege Dayanışma Grubu. Biz bazen toparlanıyoruz. Bizim öyle gelir misiniz şeylerimize? Bundan sonra daha da başka yerlerde yapacağız. Bir araya geliyoruz. Fiziki evet. olarak da Aha. yüz yüze görüşüyorlar insanlar birbirleriyle. Çok iyi. Evet. Arkadaşlık kuruyorlar yani. Evet. Facebook, güzel. Facebook'ta olacak oluyor bu. Katılırsınız siz de eğer isterseniz. Tamam. İstiyorum. Oraya, İstiyorum. Evet. Ben size şey yaparım. Evet. Tamam. Burası bir gün böyle Haziran 6. Özel gün. Mayıs mı? Yok. Hıdrellez. Hıdrellez. Yeah. Hıdrellez. Herkes plaj temizliyoruz. Evet. Çaydanlık getiriyoruz. Yaprak sarma çünkü yeni yaprak var. Hep köy kişi geliyor, piknik yapıyorlar. Okul kapat bir gün. Evet. Tekne geliyor. Hep çöp. Bu işleri anlatıyorsun ya. Bunu güzel yapan ne? İnsanların bir araya gelmesi. Aha. Bir araya gelerek olması bunun. Evet. Bu sene kar geldi. İlk defa burada 30 sene gibi. Evet. Ama Selimiye az kar var. Evet. Bu Kızılkoy biraz daha yüksek. Böyle. Ama 5 gün kaldı. İlk gün çocuklar okul tatil var. Evet. Hep çocuk geldi. Buralara. Buraya. Her yer. Kar erkek. Müzik oynuyor. Piknik yapıyor. Eğlenceli geçti. Eğlenceli. Çok çok mutlu. Poşet var. Kar koyuyor. Eve gidiyor. Güzel. Şerbet de yapabilirsin. Evet. Şerbet yapabilirsin. Evet. Tamam tamam. Çok güzel. Ya onu bilememe çok güzel zaten. Boş ver. Takılma. Ben ona takılmıyorum ya. Kar erkek dediğin kadın adam değil mi? Evet. Snowman. Snowman. Evet, tamam. Güzel güzel. Ya bu çok güzel. Boş ver. Bir şeyi öğrenme yolu çok güzel zaten. Evet. Ama belki kadın bilmiyorum. Hep aynı. Niye hep değil mi? Kardan adam yapan yok. Hep kardan kadın niye yapmıyorlar o zaman? Snow woman. Evet. Gece nasıl oluyor burası? Böyle çok yabani hayvan falan geliyor mu? Domuzlar çok oluyor. Evet. Yani duyabiliyorsun seslerini. Köpekler tabii kovalıyor onları. Hmm. Ve Aha. insanlar avlamaya Köpek, çalışıyor. Köpek hav hav hav. Videomuz bitiyor. Yok, teşekkürler. Çok enteresan. Enteresan mı oldu? Sizin için bir anı evet, oldu. Evet. Atlas da herhalde açıklamış olabilir. Peki. Teşekkür ediyoruz Mimi. Rica ederim. Bizim son zamanlarda çok sık geldiğimiz bir yer haline geldi burası. Tamam. Başka işlerimiz var bizim Aha. vesaire. Geldiğimiz zaman da sizi tekrar ziyaret ederiz olur mu? Tamam. Peki. Evet, kesinlikle. Siz de oraya gelirseniz Dalyan'a. Tamam. Bizim başımızın tacısınız. Aha. Misafir ederiz sizi. Dalyan'ı seviyorum. Çok güzel bir yer değil mi? Hı-hı. Yani ben burada bazen bize burada yaşıyoruz diye soruyorlar. Bir şey özel sorular soruyorlar. Ben de diyorum ki bana sorma. Ben nefsi konuşabilirim. Buradan konuşabilirim. Ben buraya da çöp dökmeyi bile seviyorum. Ha. O yüzden bana Dalyan güzel. Güzel. Şurası güzel. Ağaç güzel. Hepsi güzel. Bana göre güzel. Ama bir başkasına güzel olmayabilir. Evet doğru. Ha, doğru. Son sözlerinizi alalım. Joe, Mimi. Yok. Evet biliyorum. Anladım. Mimi anladım. Peki. Evet, anladım. Tamam. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Yeni yaşamınızda sağlıklı bir şekilde, güzel bir şekilde, istediğiniz bir şekilde burada uzun yıllar yaşamanızı dilerim. Allah arka sokaklar ömrü versin size. Tamam. Biliyor musun ne oldu bana? Evet. Bitmeyen bir dizi yani. Evet. Aklıma geldi şimdi. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.